Merhaba dostlarım, ben Neyo. Bugün sizlerle Barış abi hakkında yapılan mimleri yorumlayacağız. Son 1-2 haftadır aralıksız sürekli Barış abinin mimlerine bakıyorum. Bir yandan da korkuyorum, ciddi bir ortama girmek zorunda kalsam ve aklıma şu fotoğraf gelse ne yaparım diye. O ciddili ortamda güldüğüm için dayak yerek seksi cildimin bozulmasını istemiyorum. Neyse, konumuz Barış Özcan mimleri. Şaka bir yana, ülkemizde sosyal medya kullanan insanların bir kısmının mizah seviyesinin bu kadar arttığını görmek gerçekten mutluluk verici. Yıllarca salak salak diyaloglara güldüler. Yok o onu demiş, yok bu bunu demiş. İşte mesela adın ne diyor soruyor birisi. Sen Gözde diyorsun. O da Göz diyor işte. Hani anladınız değil mi? Adını soruyor, o da Gözde diyor. Adın ne diye soran kişi Göz diyor. Ya bunu açıkladığım için kendime harekir yapmak istiyorum. Buna güldüler dostlar. Bu bir beyin katliamı. Bu katliamın yayılmasına belki hepiniz ortak oldunuz. Belki paylaştınız. Belki ne bileyim beğendiniz. Bir şey yaptınız. Yani böyle sayfaları büyüttünüz. Bir şekilde bunu biz yaptık. Ama sorun değil, affediyorum hepinize. Barış Özcan hakkında yapılan mimleri gördükçe böyle umutlarım yeşeriyor. Tabii ki saygı çerçevesinde. Ne demiş ünlü filozof Killi Hakan? Saygıya saygı verirsen saygı olur. Saygıya saygı vermezsen nah olur. Bak bu olur. Her şey dostlar Barış abinin o canlı yayınından sonra başladı. Grubu, yani bundan başka soru cevaplandırmayacağım. Ya arkadaşlar, birisi bana bunu anlatsın. Ben de dedim ya, sosyal medyayı da çok yakından takip etmiyorum. Takip edeceksem de başkalarına bakıyorum. Gidip kendimi araştırmıyorum yani sosyal medyada benim hakkımda ne konuşuyorlar diye. Fakat son dönemde, şimdi sizlere de göstereyim hani bilmeyenler için. Barış Özcan mimlerinin bu kadar komik gelmesinin en büyük sebebi kesinlikle bu. Barış abinin içeriklerini, az çok karakterini, sosyal medya duruşunu bildiğimiz için kafasının muhtemelen hiç böyle alakası olmadığı yerlerde montajlanıp mimlenmesi aşırı şekilde komik geliyor. Şu yaptığı açıklama videosunu izlerken bile gülüyorum ben. Sosyal medyadan anlamıyorum, ne yaptığınızı bilmiyorum ama saygı çerçevesine takılabilirsiniz demesi bile ya bu adama olan sevgimi arttırıyor. Canlı yayın kesitini tabii ki daha fazla izlemeyeceğiz. O yüzden direkt mimlere geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler. Vurursunuz eyvallah da ölmezsem sıkıntı büyük. Aga be. Millet vurur, dikiş atarlar, sen vurursun, toprak atarlar Barış abi. Bu alemde senden daha büyük birisi varsa o da sensindir. Öyle bir şey yaparsın ki kendini geçersin. Yoksa başka türlü imkanı yok, geçemezler. O efsane fotoğraf Amerika'ya kadar yayılmış. Barış abi sanırım doları düşürmek için harekete geçmiş. İlk icraatı da kendini Pentagon'a kabul ettirmek olmuş sanırım ve başarmış da. Zaten aldığım haberlere göre Amerika'nın her yerinde Barış abinin posterleri varmış. Dostlar, belki birçoğunuz bilmez diye söylüyorum. Çok gizli bir bilgi normalde de. Bu videoyu izleyen insanlara özel olarak söylemek istiyorum. Başka kimseye söylemeyin, aramızda kalsın. Harry Potter'ı asıl canlandırması gereken kişi Barış Özcan'dı. Harry Potter'ın yazarları ilk önce Barış abiye teklifi sunmuşlar fakat Barış Özcan işte Harry Potter değil de adım Barış Özcan kalsın demiş. Yönetmenler de kabul etmeyince Barış Özcan ben YouTuber olacağım demiş. Bu afiş de işte ta o zamanlardan kalan bir afiş. Neyse, iyi ki kabul etmemiş, yoksa videolarını falan izleyemezdik. Bak, Minecraft'tan falan bir gram anlamama rağmen fotoğraflar aşırı şekilde komik geliyor. Muhtemelen böyle bile gülüyorsam, oynamış olsam çok daha fazla gülerdim. Hani benim Minecraft'ı bilmemem aslında burada önemli bile değil. Barış Özcan'ın Minecraft'la hiçbir alakası olamayacağını bildiğim için zaten gülüyorum. Saçlar, gülüş, hepsi efsane. Ya şu fotoğrafı alıp çerçeveletmek istiyorum evimin bir köşesinde. Oğlum çok iyi ya. Yemek yemek sizi doyurur bu adam der. Aklıma 5KQ videom geldi. Barış Özcan'la hiçbir yerde duyamayacağınız bilgiler. Daha fazlası için beğenmeyi unutmayın. Başka bir Minecraft mimi ve yine çok iyi bir fotoğraf. İksir gibi bir şey içiyor sanırım ama dediğim gibi oyunu bilmediğim için ne olduğunu bilmiyorum. Yani sadece komik geliyor. Benim Minecraft'tan anlamamamla Barış Özcan'ın Minecraft'la alakası olmaması arasında dağlar kadar fark var. Yani onun hiçbir alakası olmadığını bildiğim için çok komik geliyor. Barış Özcan ve Anefen Çocuk. Anefen Çocuğu biliyorsunuzdur herhalde zaten. Google'ın sadece bununla alakalı bir tane videosu bile var. Türkiye'de mimlerin yayılmasında büyük bir etken Anefen Çocuk. Kendisini o yüzden çok seviyoruz ve teşekkür ediyoruz. Pentakill Barış Özcan. 800K Master Yi var kardeşim. Sal, Solo'yu, Jungle'ı falan da oyun taşıyayım. Bir de Ez Ağlayın yazmışlar ya, Allah'ın işsizleri. Bayağı iyi olmuş. Bak, LoL'den anladığım için bu montaj Minecraft montajından çok daha komik geliyor. Neyi kastettiğini biliyorum. Bakarım güzelim. Patronun şarkısını mimlemişler. E ne de olsa güzel kızlar Barış Özcan izlermiş. Barış Özcan izlemeyen kız da ne bileyim yani, kendine güzelim demesin. Böyle bir şey yazsalardı bence daha komik olabilirdi, hani patronun şarkısına bir gönderme yapılacaksa. Boş yapıyorsun, yapma. Yalnız Barış Özcan'a en çok yakışan mim bu değil mi ya, böyle bu tarz mimler. Videoları olsun, ne kadar bilgili ve kültürlü bir insan olduğu olsun, hani bunları bildiğimiz için Barış Özcan'ın böyle cahil kepsleri aşırı şekilde hoşuma gidiyor. İlber Ortaylı'nınkiler de öyle mesela. Öyle şeylere çok daha fazla gülüyorum, hani karakterle bağdaşan mimler her zaman bana daha komik geliyor. Killa Barış. Öğrenirseniz güzel olur. Bilgili olursunuz. Öğrenmezseniz de cahil kalırsanız da bu olur. Anladınız mı? İlk kural öğrenme. Öğrenin, bilgilenin, adam olun. Bu fotoğraf dostlar 1. Osmanlı padişahı Barış Özcan'ın İngiliz kralına verdiği ayardan sonra çekilmiş. Suratındaki o alaycı gülümsemeden zaten İngiliz kralına neler yaptığını az çok anlayabiliyorsunuzdur. O yüzden padişahımız çok çok yaşa. Barış Özcan bir Fight Club. Barış Özcan kulübünün ilk kuralı cahil olmamaktır. İkinci kuralı ise daha çok cahil olmamaktır. Barış Özcan kulübünde birisi cahil olarak belirlenirse eğer kulüpten sonsuza kadar atılır. Barış Özcan'ın hızlı zamanlarından kalma bir fotoğraf. Oldların
Kimin gözü açtı, Nivler bu kim diyor. Herkes bilmez Barış Özcan'ın zamanında semtlerde racon kesen insanlara racon kestiğini. Heh be anasını. Kalkmış bir de utanmadan Barış Özcan'ı izliyoruz falan diyorlar. Ben ona çıldırıyorum zaten. Öpün lan babanın eline. Akıllı olacaksınız. Babaya saygılar ve sevgiler. Yalnız Barış Özcan'ı o kadar fazla padişah ve kral kafasına montajlamışlar ki artık normal halini görünce böyle bir gözüme bir garip geliyor. Bir havası da var aslında bu arada. Krallık hala kalsaydı muhtemelen kral olabilirmiş. Ben o potansiyeli gördüm. Bilge kral. Ya buna gerek var mıydı bilmiyorum. Şu an bunu sorguluyorum. Tamam, sorguladım. Bence harika olmuş. Kızların profiline falan dikkat etmedim. Hani şu an böyle mi bilmiyorum ama erkeklerin profil fotoğrafı kesinlikle böyle. En azından büyük bir kesimin. Ben bile bir ara yapmayı düşündüm. Hani o derece komik geliyor. Son bir iki haftadır güldüğüm kadar hiçbir şeye gülmemiştim. Kesinlikle Hulk'tan daha betersin Barış abi. Sinirli halini görmek daha istemiyoruz. Tanrı bizi senin sinirli halinden korusun. Amin. Dönüşeceğin tek şey yeşil bir dev olmayacaktır. Buna eminim. Bak yalnız bu gerçekten efsane olmuş. Bu arada kusura bakmayın, dışarıda inşaat olduğu için sürekli ses falan çıkıyor olabilir, böyle tak tak sesi. Yani ona yapacak bir şey yok. Bu çalışma şeye benzemiş böyle. Master Yi'ye Master Yi'den daha çok nasıl benzenir adlı çalışma. Barış Özcan'ı Master Yi'den ziyade keşke Z'de montajlasalarmış. Bence Barış abi için çok daha iyi bir karakter olurdu. Sonuçta Master sadece Q karakteri. Yani Q atmaktan veya ulti açmaktan başka çok da bir şey yapmıyor. Z öyle değil. Bilgi gerekiyor, zeka gerekiyor veya ne bileyim bir sürü yapabileceğin kombinasyonu var. Hani Barış Özcan'ın karakterine ve ne bileyim hani kendisine daha uygun bir League of Legends karakteri diye düşünüyorum. Allah belasını versin bu arada bu inşaatın. Kulağımın içine sıçtı. Konuşurken böyle tak 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 ses çıkıyor ya. Kafam karışıyor. Şu hani bir yandan da bir şey de söyleyemiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim, aklıma getiriyorum o söyleyeceğim şeyi, unutuyorum daha sonra. Ondan sonra diyorlar ki YouTube videoları yapmak çok kolay, işte YouTuber olmak çok kolay, oturuyorsunuz video yapıyorsunuz. Ya şu sesle video yap bakalım, kolay mı değil mi? Lan kafam şişti ya, bak sabahtan beri kafam şişti. Neyse devam edelim. Barış Hatip oldu. Düşünsenize Barış abi ilk iş olarak hocalık falan yapıyormuş. Garip garip sorular geliyor televizyon programında. Hocam sakız çiğneme korucu bozar mı? Suya girme korucu bozar mı? Her sene bu soruları soruyorlar ve aynen bu surat ifadesiyle cevap veriyor. Bence harika olurdu ve dizi gibi sürekli izlerdim. Mona Lisa'yı Barış Özcan'a çevirmişler. Bu fotoğrafın sırrını çözebilecek misiniz? Mona Lisa'nın tablosunun sırrı daha çözülür fakat Barış abinin gülümsemesinin sırrı çözülemez. Çünkü o esrarengiz bir adam. Gizemli bir kişilik. O yüzden bunu çok beğendim. Bence cuk diye oturmuş. Bak sesi duyuyorsunuz değil mi? Ne zaman konuşmaya başlasam tak tak diye vuruyorlar. Bak inşaattan geliyor ses. Bak demin yoktu. Benim bir şansım, anlamadım ki arkadaş. Bu fotoğraf hakkında yorum yapmayacağım çünkü şu anda beynim durdu. Bir 10 dakika falan dinlenmek istiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum. Tabii ki siz bu 10 dakikalık molayı falan bilemeyeceksiniz. Keseceğim burayı. Direkt olarak diğer mime geçeriz. Başım çok fena şişti. Aşırı fena şişti ya. Eğer başkan seçilirsem ilk icraatım YouTube'u düzenlemek olacak. Artık herkes video çekemeyecek. İnsanlar salak salak challenge'lar, aptal aptal röportajlar yapamayacaklar. Bilgiye doymak istiyorsanız bana oy verin. Ben sizin ailenizin politikacısıyım. Barış Özcan. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Barış. Burası YouTube, burası tehlike. Kısa zaman önce kendine YouTuber diyen bazı gevşeklere diss attım. Tabii onlar da bana diss atmışlar. Bana diyorlar ki sen neden bu kadar bilgilisin? Ağzına sıçtığım kitap okuyun, adam olun, siz de bilgili olursunuz. Hem diyorsunuz bilgiyidir, bilgilenmek istiyorsunuz, hem de kitap okumuyorsunuz. İzleyin izleyin. Videolarınıza iyi bakın. Götüm gibi olmuş. Ulan bak işte Barış Özcan'ı bu yüzden seviyorum be. Adam aşırı şekilde duyarlı. Dünya genelinde Müslümanlara yapılan ırkçılık ve İslamofobiyi bitirmek için türban takarak bu zalimliği protesto etti. Bu adama saygı duymamak imkansız arkadaş. Helal olsun. Bu videoya her bir beğeni Barış abiye sonsuz destek demektir. Arkandayız başkan. Yalnız bu aşırı şekilde iyi olmamış mı? Yapan arkadaşım montaj yeteneğine hayran kaldım. Fotoğrafın orijinal halini bilmesem Barış Özcan'ın uzun saçlı hali falan diyeceğim. O derece inandırıcı olmuş. Her pazar işte aynen böyle güneş gibi doğuyorsun YouTube'a Barış abi. Tam bunu söylemelik bir mim olmamış mı? O dilde Barış abiyi çevirmediğimiz şey kalmamış. Yani adam umarım bunları izleyip ben ne yaptım keşke hiç yapabilirsiniz demeseydim dememiştir. Benim sonum da böyle olacak sanırım. Sarı dolar yemekten kasiyer olacağım. Burger King veya Domino's'ta tanıdığı olan varsa yazsın bana. En azından yemeği beleşe getiririz. Bir de kurumsal firma, yani böyle gereksiz samimiyete falan girmem kimseyle. Zaten Barış Özcan da böyle bir şey seçtiyse muhtemelen vardır bir bildiği. Demek ki geleceğin mesleği böyle yerlerde çalışmak. The Dark Knight'ın yeni Joker'inin Barış Özcan olduğunu düşünsenize. Nasıl olurdu sizce? Kötü bir karakterde Barış Özcan'ı falan hayal edemiyorum. Ya da Joker'in böyle yaptığı hareketleri yaptığını. Bizi boş verin, muhtemelen Batman bile kendine gelemezdi. Mesleği bırakıp Gotham'da dönerci olurdu. Leonidas Barış. Burası Sparta değil, burası YouTube diyerek tüm kanser içerik üretenlere tekmeyi basıyor. Buna söyleyecek bir şeyim yok. Fotoğraf hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çocuğunuzun bilgili olmasını istiyorsanız Pepe'nin Barış Özcan versiyonunu izletin. Normal Pepe izletmeyin. Kara delik, kara delik, kara delik, uzay, uzay, uzay. İki kara delik aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, iki kara delik aldım. Pepe'nin dedesi onu Andromeda galaksisini keşfetmeye götürüyor. İşte geliyor Barış Harekat.
Bu askeri fotoğraflara yapılan mimler de bayağı bir efsane. Sen tatlı bir liseli, bense hayatı olmayan bir serseriyi. Hor görme be liseliyi, bu serseri bir liselinin eseri. Aga be. Bugün de Barış Özcan için yapıyoruz arkadaşlar. Ben bittim zaten, bende ciğer falan kalmadı. Son cahil bükücü Barış Özcan'la tanışın. Hepinizin beyninden geçecek. Ah. Dostlarım bu kadar meme incelemesi yeter. Bayağı bir yoruldum. Yani ne kadar yorulduğumu tahmin bile edemezsiniz. İlk meme videom hiç de kolay olmadığını söyleyebilirim. Özellikle fotoğrafları toplamak için aşırı şekilde yoruluyorsunuz. Çok fazla olduğu için en iyilerini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Bu videodaki mimleri yapan bütün arkadaşların ellerini, ayaklarına, kollarına, bacaklarına, her yerine sağlık. Harika iş çıkarmışsınız. Çok teşekkürler. Özellikle bazıları aşırı şekilde yaratıcı. O kadar fazla güldüm ki artık gülemiyorum. Hani bir de bu çok güldüğüm birçok yeri kestim zaten. Yoksa inanın video bitmezdi. Bu videoyu da burada bitirelim dostlar. Her şeyin bittiği gibi videonun da bir bitiş olmak zorunda. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım zamanınızı çaldığım için güzel vakit geçirmişsinizdir. Benim yaparken en çok eğlendiğim videolardan bir tanesi oldu. Daha önce hiç böyle bir video yaparken ne bileyim bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Beni salın artık, ben kaçayım. Akşam canlı yayınımız var. Eğer gelmek isterseniz meme incelemesine orada devam edeceğiz. Her gün canlı yayın açmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Zaten o kadar uzun sürmüyor canlı yayınlarımız, yani gelmenizi tavsiye ederim. En az saatli canlı yayın yapan insan olabiliriz. Ortalama böyle 1-1,5 saat falan sürüyor, yani geçmiyor. Dizi tadında bırakmak istiyoruz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, ne bileyim bir şeyler izliyoruz. Daha sonra işte kaçıyoruz. Gelmenizi çok çok isterim. Şimdilik kendinize çokça iyi bakın dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.